Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında adım adım gerçekleştirdiği hizmet turuna Aratol'de, Bahçeli ve İstiklal mahallelerinde devam etti. Mahallelere başlattığı hizmet atağında adeta adım atmadık, hizmet götürmedik yer bırakmayan Başkan Yazgı, ekibiyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekibiyle birlikte Aratol bölgesine çıkarma yapan Başkan Yazgı, ihtiyaçları tespit edilen Bahçeli ve İstiklal mahallelerinde çalışmalara start verdi. İcracı birimlere bağlı ekipler birçok alanda çalışma gerçekleştirdiler. Ekipler sahada dört bir koldan çalışırken Başkan Yazgı, mahalle muhtarları Ahmet Okur ve Taner Duru ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Yazgı, hastasından yaşlısına, şehit ve gazi ailelerinden engelli vatandaşlara herkesin kapısını çaldı, hayır dualarını aldı. Okul ve Kur'an kurslarını ziyaret etti, her yaştan vatandaşın bir kez daha gönlünü fethetti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutturdu. Programda tüm şehitler için müftülük hocaları tarafından Kur'an tilaveti, Mevlid-i Şerif okundu, rahmet ve minnetle dualar edildi. Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy, şehit aileleri adına Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Şehit aileleri, gazi ve aileleriyle tek tek ilgilenen Başkan Yazgı, kendisine edilen teşekkürler karşısında şehit ve gazilerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Sizlerin gönlünü kazanmak boynumuzun borcudur diyerek programa katılan herkese teşekkür etti. Program, ikramlar ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerin ardından son buldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın Markaşehir yolunda önemli prestij projeleri arasında yer alan Selçuklu Park ve Tacın Mahallesi'nde 3 etap olarak projelendirilen ve 1. etabı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı 2. etabında çalışmalar hızla ilerliyor. Yapımı devam eden projeler Başkan Yazgı'nın takibinde. Projelerin hepsini rutin aralıklarla denetleyen Başkan Yazgı, Selçuklu Park ve Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda incelemelerde bulundu. Gezi ve incelemelerinde yetkililer ve inşaat işçilerinden bilgi alan Başkan Yazgı, aksaklıklara müdahale ediyor, proje detaylarında yer alan her ayrıntıyı inceliyor. Başkan Yazgı, bol yeşil alanlarla projelendirdikleri park ve sosyal donatı alanlarının bir an önce tamamlanması için çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde Aksaray Kültür Merkezi'nde 2. Abdülhamit Han ve muhalifleri konulu konferans düzenlendi. Konferansta Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav, Mehmet Ercan moderatörlüğünde Payitaht Abdülhamit'i anlattı. Dizide Mahmut Paşa karakterine can veren Hakan Boyav ve Tahsin Paşa karakterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu, içten ve samimi sohbetleriyle kendilerine yöneltilen soruları tek tek yanıtladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı söyleşi sonunda oyuncular ve moderatör Mehmet Ercan'a günün anısına hediye takdim etti. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu hayranları için kitaplarını imzaladı. Aksaray Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde sevgili öğretmenlerimiz için konser düzenledi. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde
solist Gönül Onar, Aksaray Belediyesi Orkestrası eşliğinde öğretmenlere ve davetlilere unutamayacakları bir Türk Sanat Müziği ziyafeti sundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve davetliler her dönemde tekrar tekrar yorumlanan ve en çok dinlenilen birbirinden güzel eserlere hep birlikte eşlik ettiler. Buraya geldiğiniz için, buraya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hayırlı akşamlar. Eğitim camiası ve davetliler Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü özel konserinde bir nebze olsun stres ve yorgunluğu üzerlerinden atarak gönüllerince eğlendiler. Aksaray Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek için sıramatik sisteme geçiş yaptı. Girişe yerleştirilen dokunmatik kiosk bilet makinesinden bilet numaralarını alan vatandaşlar sıra numaralarını beklerken ayrıca ana yönlendirme ekranı olarak kullanılan LCD televizyonlardan belediyenin icraatları ve verilen hizmetler hakkında bilgilendiriliyorlar. İşlem gruplarından kartlı su ödeme, vezneler, emlak servisi, ilan reklam, çevre temizlik sorgulama numaraları ana yönlendirme ekranlarında görüntülenen vatandaşlar işlemlerini yaptırmak üzere ilgili memurun yanına giderek hizmetlerini alıyorlar. Vatandaşlara her alanda ileri teknolojilerle çağdaş hizmet vermeyi ilke edinen Aksaray Belediyesi'nin hayata geçirdiği otomatik yardımlaşma sistemi memurların yoğunluğunu dengeleyerek sırada bekleyen olmadığında personelin diğer personellere yardım etmesini sağlamakta. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.